Merhaba çocuklar, dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde çoklukların yarısını ve çeyreğini bulacağız. Görsele bakalım. Burada daireler var değil mi? Kaç tane olduğunu bulalım. Her satırda 4 tane var. 4'er 4'er sayabiliriz. 4 8 12 16. 16 dairenin yarısı kaçtır? Buradaki şekillerin yarısını bulacağız. Yani tam ortadan iki eş parçaya ayırdığımızda iki parçada da eşit sayıda daire olmalı. Tam ortadan iki eş parçaya ayırıyorum bakın 16'yı. Tam ortadan iki eş parçaya ayırdım. Burada kaç parça var? 8. Burada 8. Demek ki yarısı 8'miş. Peki işlem olarak nasıl yapacağız? Yarısı dediği için yarım kaç taneydi? Bir bütünde kaç yarım vardı? Harikasınız. 2 yarım. Bu yüzden 16'yı 2'ye böleceğiz. 2'şer 2'şer 16'ya kadar saydığımızda 8 buluruz. Demek ki yarısı 8 tane. 10 tane daire var. Yarısını bulmamız istenmiş. Yarım dediği için ne yapacağız? İki eş parçaya böleceğiz. Yani buradaki şekilleri iki eş parçaya ayırdığımızda iki parçada da eşit şekilde daire olması gerekiyor. Tam ortadan iki eş parçaya ayırdım. Üst tarafta beş tane, alt tarafta beş tane var. Bakın doğru bir ayırma yaptım. Peki işlem olarak nasıl yapacağız? On tane daire vardı. Yarısı dediği için iki eş parçaya bölüldük değil mi? Bu yüzden ikiye böleceğiz. İkişer ikişer ona kadar sayarsak beş buluruz yarısı 5 tanedir. 12 dairenin çeyreği kaçtır? Burada 12 tane daire var. Bizden çeyreğini bulmamızı istiyor. Bir bütünde kaç çeyrek var? Çok güzel. 4 çeyrek var. Öyleyse buradaki daireleri 4 eşit parça ayırmam lazım. Her parçada eşit sayıda olmalı. Yapalım ayırmamızı. Bakın 1, 2, 3, 4. 4 eşit parçaya ayırdık. Her parçada 3'er tane Daire var. Doğru bir ayırma yaptık. İşlem olarak ne yapacağız? 12'yi çeyrek dediği için bir bütün de kaç çeyrek vardı? 4. Bu yüzden 4'e bölüyoruz. 4'er 4'er 12'ye kadar sayarsak 3 olduğunu buluruz. Demek ki 12 dairenin çeyreği 3'tür. Dersimiz bitti. Görüşürüz.